az koy müstesnacığım. Hiç iştahım yok biliyor musun? Ama tabii güçten kuvvetten düşmemek için birkaç lokma yiyeyim bari. Peki hanımefendi, nasıl isterseniz. Zaten çok koymuştum. Bana bol bol koy müstesna. Artık evimizde daha fazla yemek vardır değil mi? Öyle küçük hanım, öyle. O üç küçük yavrucakla yemek yemeye o kadar alışmışım ki. Yani onlar olmadığı zaman şurama tıkanıp kalıyorlar. Gıcıktır. Öksür geçer. Kim bilir? Belki de o üç küçük yavrucak da en sevdikleri yengelerini düşünüp, yani beni düşünüp yemek falan yemiyorlardır Ekrem'cim. Onların da boğazına takılıp kalıyordur belki. Allah'ım sen keçilerime mukayyet ol. Aslı'cığım, kendini bu kadar harap etme bence. Aslında onlar yetişkin sayılır. Eminim ki orada kendi başlarının çaresine bakabiliyorlardır. Doğru, doğru. Kendi kendilerine bakabilirler tabii. Ama insan gene de üzülüyor. Hele benim gibi duyguseli bir insan. Kahroluyorum. Hata mı ettik acaba? Geri alsak mı çocukları ha? Aa, o kadar da değil canım. Ha, büyütmeye gerek yok. Yani üzüldük bitti işte o kadar. Hem senin de dediğin gibi kendi kendilerine bakabilecek yaştalar artık değil mi? Aslında ben de sürekli onları düşünüyorum doğrusu. Acaba o evde de böyle güzel yemekler bulabiliyorlar mı? Afiyet olsun. Sana da. Müzeyyen kız, ne güzel değil mi? Yıllardır hep akrabalarımızla birlikte olmak isterdik. Şunları da yemeğe çağıralım, çok yoruldular. Ay, çok ağır çalışıyorlar baskın ya. Bu şekerlerin yarına yetişmesi gerekiyor. Parasını da peşine aldık. Güzel, buraya gelin. Alabilir miyim? Hayır. Oo, bugünkü menü bayağı sağlammış. Hmm, ekmek ve salça. Kızlar, karnınızı iyice doyurun. Daha yapacak çok işiniz var. Tavuk? Hayır, anlamadın mı? Ekmek ve salça. Hadi, bunu yiyin. Yok, sağ olun. Biz aç değiliz. Gel Nazlıcığım. Ne güzel değil mi? Bu kızların hiçbir masrafı yok. Aferin, aferin kızlar. Yavaş yavaş gözüme giriyorsunuz. Bu nikah şekerlerinden kazandığım ilk parayla sizin için ne yapacağım biliyor musunuz? Ha. Kendime yeni bir gömlek alacağım. Hadi hadi çalışın, hadi. Okuyacağım şu an. Na 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 na, Selena, Selena, Selena. Ben geldim kızlar. Kızlar? Neredesiniz? Aa, çok garip. Kitapları da yok. Eşyaları da yok. Başlarına bir şey mi geldi acaba? Hay Allah ya, şimdi ben nereden bulacağım kızları? Tabii ya, gizli odanın anahtarı bende. Gidip kayıtlardan bakabilirim. Selena. Selena. Bunlar kızların sesleri. Beni çağırıyorlar. Geliyorum kızlar. İyilerin dostu kötülerle savaşmaya geliyor. Selena dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Kızlar. Aa, burası neresi? Ha, siz ne yapıyorsunuz burada? Selena bize yardım et. Aslı yenge bizi akrabalarımızın yanına gönderdi. Veya bunu biz seçtik. Bize çok kötü davranıyorlar. Bir dakika. Benim bildiğim kadarıyla sizin amcanızdan başka akrabanız yoktu. Biz de öyle sanıyorduk ama birden ortaya çıktılar işte. Ama baskın dayımızla Müzeyyen yengemiz akrabamız olduklarını söylediler. Peki. Bunu anlamamızın tek bir yolu var. El ele tutuşun kızlar.
ve gözlerinizi kapatın. Aa, Selena, niye geldik buraya? Neresi burası? Birazdan anlarsınız. Yoksa burası gizli oda mı? Aferin Nazlı, bak ilk önce sen anladın. Olamaz. O bahsettiğin gizli oda burası mı? Hani şu anahtarını bir haftalığına aldın. Aynen öyle. Ay, çok heyecanlı. İnanamıyorum kızlar, gizli odaya gireceğiz. Doğrusunu söylemem gerekirse ben de en az sizin kadar heyecanlıyım kızlar. Çünkü bu benim de gizli odaya ilk girişim olacak. Hadi bakalım. Akrabalarınızla tanışmamız lazım. İçimden bir ses birdenbire ortaya çıkan bu akrabalarınızla Aslı yengenizin bir bağlantısı olduğunu söylüyor ama... Gerçekten mi? Ya tam olarak emin değilim. Fakat gizli odadaki belgelerden bir şeyler bulabiliriz. Kızlar korkmayın. O Sores. Gizli odanın sorumlusudur. Merhaba Sores. Merhaba Selen. Sonunda seninle tanışabildik. Evet, sonunda gizli odanın anahtarını alma hakkına sahip oldum. Bunlar Selin, Leyla ve Nazlı. Dünyadaki kötülüklere karşı olan savaşımda bana yardımcı olan üç arkadaşım. Merhaba çocuklar. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim hanımlar? Sores, aslında biz de tam olarak ne tür bir yardıma ihtiyacımız olduğunu bilmiyoruz. Kısacası derdimizi anlatalım. Bu küçük üç kızın Aslı adında bir yengeleri var. Aslı, ha? Şöyle biri olsa gerek. Evet işte bu Aslı yengemiz. Başka? Bir de şu anda yanlarında yaşadıkları baskın dayıları var. O da şöyle biri olsa gerek. Evet, baskın dayımız bu. Bakalım Baskın Bey gerçekten de dayınız mıymış? Sores, tam olarak öğrenmek istediğim şu. Leyla'cığım, bu Baskın dayınız Aslı yengenize ilk defa geçen hafta cumartesi günü tanışmışlardı değil mi? Evet, cumartesi akşamüstü bize geldiklerinde. Acaba Aslı ile Baskın'ın cumartesi akşamüstünden önce bir araya geldiklerine dair bir belge var mı elinde? Hemen bakalım. Evet, şöyle bir şey var. Sen benim aradığım akraba olabilirsin. Evet kızlar, tahminimde yanılmamışım. Bu Baskın dayı gerçekten akrabanız falan değilmiş. İnanamıyorum Aslı yengeme ya. Bizi evden göndermek için yaptıklarına baksanıza. Amcama da söylesek inanmaz ki şimdi. Aslı yengemiz arkamızdan tam bir saat boyunca ağladı çünkü. Peki şimdi ne yapacağız Selena? Ne olacak? İyilerin dostu Selena, ona dersini verecek tabii ki. Değil mi Selena? Değil. Nasıl? Bize yardım etmeyecek misin? Bence bu sorunun üstesinden siz özel yetenekleriniz ve zekanızla gelmelisiniz kızlar. Mesela? Mesela, öyle şeyler yaparsınız ki Müzeyyen yengeniz ve Baskın dayınız sizi ağırladıklarına bir pişman olup bir an önce amcanızın evine geri göndermek isteyebilir. Anladım galiba. Ben de anladım. Madem anladınız, o zaman sizi sözde dayınızın yanına bırakıp ben de bana ihtiyacı olan insanlara yardıma gideyim. Teşekkürler Sores. Rica ederim Selen. Benim için bir zevk. Yapabileceğim başka bir şey varsa... Teşekkürler. Eğer tekrar yardıma ihtiyacım olursa anahtar bendeyken gelirim. Aslında benim bir konuda yardıma ihtiyacım olabilir. Neymiş o? Söyle bakalım küçük hanım. Şimdi benim bir arkadaşım var da adı Ozan. Onun geçmiş kayıtlarına falan baksın. Hani eskiden kız arkadaş sevgilisi falan var mıymış diye. Selin. Tamam yok bir şey. Teşekkür ederiz Sores.
Hadi kızlar gidiyoruz. Hazırız değil mi? Selin. Şöyle bir baktım da Ozan'ın ilk aşık olduğu kız sensin. Ay, harikasın Sores. Çok teşekkürler. Hadi Selin. Hadi.